Yani çok kapsamlı ve derli toplu anlattın. Yani o anlattıklarına eklenecek bir şey yok. Durum ortada. Bir sadece şunu söyleyebiliriz. E, netice itibariyle bir takım mesajlarını silmiş. Ve şimdi o sildiği mesajlarının geri şey yapılması söz konusu. Onlar zaten Aynen. elde edildiğinde e, her şey anlaşılacak. Aynen. E, bir de ortada kesin kesin olan itiraflarda geçen şey bir battaniye var. O battaniye nerede? O battaniyeyi bulurlarsa eğer üzerindeki DNA kalıntılarından vesaire ciddi bulgular elde edebilirler. Yani Nevzat Bahtiyar isimli itirafçı haklıysa en son onda kalmış olması lazım. Yani onun da battaniyeyi emniyet güçlerine teslim etmiş olması lazım. Yani bu, bu noktadan itibaren aydınlatılmaması imkansız. Yani şu anda işte e, Narin'in bedeni bulunmuş. vaziyette. Bugün çok ciddi o, açıklamalar şey bekler misin? Bugün yarın. Yani sonucu sonucu ulaşılabilir noktada mı ben, acaba? Ben yani dün bakan bakanların açıklamalarını dinleyince e, hayal kırıklığına uğradım. Doğrusunu istersen yine meslektaşlarımızdan e, duyacağız biz. Gelişmeleri yani gazeteciler ortaya çıkaracak yine Aynen. yani kol kuvvetleri içindeki vicdanlı insanlar e, o o delilleri o belgeleri vesaire bir şekilde kamuoyuna ulaştıracaklar gazeteciler araştırıp bulacaklar kamuoyuna ulaştıracaklar yoksa resmi açıklamalardan benim bir umudum yok yani dün üç bakan gitti oraya. Hani basın toplantısı için bir de bir, 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 de bir de terör estiriyorlar. Yani canlı yayında gazeteciye müdahale ediyorlar falan. Bu kadar seviyesizce, bu kadar böyle baskıcı bir şekilde. Ondan sonra bekliyorsun tamam mı? Ya demek ki önemli bir şeyler açıklayacaklar falan. Yani şurada senin biraz önce yaptığın o kısa ve kapsamlı özeti bile doğru dürüst paylaşamadılar yani. O, o nedenle ben resmi olarak bir açıklama vesaire falan beklemiyorum ama... Bu gerçeklerin hepsi ortaya çıkacaktır. Yani ve insanlar e, yalan amca, ifade Nari, vermişler. E, Gazeteci arkadaşlarımız gitti, ısrarla sordular. Biz evet, 18'de gördük, 16'da gördük diye ifade verdiler. Ayıp. Tabii tabii. Yanlış yani, ifade, yanlış yönlendirme yapmışlar. Bu, netice yani. itibariyle... şimdi şöyle bir şey var. Ee, Narin'in elimizdeki kesin bulgu, herkesin kabul ettiği, kendilerinin de kabul ettiği şey şu. Narin'in bedeni amcanın arabasında bulunmuş. Buna itiraz eden var mı? Yani Yok, amca hayır ne? benim arabama hiç gelmedi diyor mu? Ay, amca i̇lk, diyor ilk ki başta, ben benim hani, arabama ben, hiç binmedi diyor. Sonra binmiştir diyor. Benim bütün yeğenlerim biniyor, biniyor diyor. Reddediyor amca. İkinci kez işte, araç işte alındı. İlk başta ilk başta reddediyor ama sonra arabanda koltuğunda e, Narin'e ait DNA bulundu denildiğinde. Ya benim yeğenim o arabada evin önünde kilitsiz duruyor. İstedikleri zaman binip iniyorlar gibi bir e, savunma yapıyor. E, ondan sonra yani bir kere şu şu kesin bunlar tesadüfen karşılaşmıyorlar. Telefonlaşarak buluşuyorlar. Yani e, amca Salim Gürhan'la e, itirafçı Nevzat Bahtiyar e, köyün hemen dışında e, buluşuyorlar. Yani öyle... Ben gidiyordum arkamdan selektör yaktı durdum yok yok. falan onlar hikaye zaten, zaten kendi kendi kendisi de değiştirmiş onu belli ki buluşmuşlar ee, hatta bakın yani ilk başlarda çıkan şeyleri hep yalanladılar işte gizlilik koydular daha narin aranırken bir e, benzin istasyonunda geldin işte ıslak mendil aldın e, diye sosyal medyaya yazdı görgü tanıkları. Arabanın önünde battaniyeye sarılı bir şey vardı vesaire. Bunların hepsini okumadık mı biz? Okuduk. Yani bu başta bu iddialara kulak asmayın işte herkes bir şeyler uyduruyor vesaire falan denildi. Ee, ondan sonraki ortaya çıkan gerçeklerle o narin aranırken daha bedeni bulunmamışken ortaya atılan bir takım bilgiler e, çakıştı, örtüştü. Yani... E, birisi açık açık yazdı geldin benzin aldın, ee, işte benzin almadın benzin niye girdin ama ıslak mendil aldın. Ee, İnsan o niye da, benzinciye, da, benzinciye gidersin öndeki çocuğun cenazesiyle değil mi? Benzinci'deki kişi de bakınca rahatsız yani, olmuş zaten. O da söylüyor maddaniye vardı diyor benzinliğe evet, evet. çalışan çocuk. Ya yani bunlar bunların hepsi örtüşen bilgiler yani dolayısıyla da. E, Soruşturmacılar açısından da artık yani bütün malzemeler var, bütün deliller var. E bir başta şey dediler ortada cenaze yok ki katil olsun falan diye bu klasik kriminal biliminin şeyi vardır hani klişesi vardır. Ceset yoksa katil de yoktur, ceset yoksa soruşturma da yoktur diye e başta onu onu bile kullandılar ona bile sığındılar ama şimdi her şey ortaya çıktı işte. Bundan sonra zaten. Ee, cinayet çözülemezse işin içinde bir art niyet vardır. Ya yani bu cinayet bu bu kadar şeye rağmen çözülemezse işin içinde bir art niyet ve koruma kollama çabası vardır. Doğru. Bunun başka bir izahı olmaz yani. Öyle tabii, yani Küçücük öyle. bir köy herkes her şeyi biliyor, bütün akrabalar biliyor. Şimdi o kadar soru işareti var ki bak. Evler e, yakın. Dün gösterdiğin şey vardı. Bence bir bir. E, o köyden bir kadının Narin'in mezarı başındaki ağıtını gösterdin ya dün. Evet. Nav haberde yayınlanmıştı. Evet. Ee, orada başka bir isim anıyor. Benim kızıma da kızıyla galiba. Yaz mevsimi. Ona demek. da Ha ona, ona da böyle kıydılar. Diyor. Böyle bir cümle. Evet, ondan önce Narin'in ablası e, o, Tülin galiba. No Tülin haber çekmişti onu ya da küçük Orası. kardeşi tam e, tam bilmiyorum yani o, o e, kardeşin Narin'in kardeşi de engelli kardeşi de merdivenden düştü öldü diye bir şey var. E, Beş o da yıl önce. konuşuluyor. E, köyde başka başka kız çocuğu intiharları falan olmuş. Kuzenlerin biri intihar yani, etmiş olmuş, biri değil. yatalak felçli şu anda. Kintar vakası var bir, olduğu söyleniyor. Bir kuzuların sessizliği durumu var yani köy, köyde belli ki bu güçlü aile e, bu, bu ölümleri örtbas etme gücüne sahip e, köylüleri korkutma yıldırma işte e, susturma gücüne sahip e, bir sürü şey yaşanmış korunup kollanmışlar işte para güçleri var siyasi güçleri var yani daha narinin bedeni bulunmamış Ak Partili milletvekili e, çıkıp diyor ki Bunlar bizim aile dostumuzdur. Bunlar iyi bir ailedir. Bunlar şöyledir. Bilip de söyleyemediklerimiz var. Nedir bilip de söyleyemedikleriniz ya? Bir tane cesur savcı çıkıp, bakın bir tane cesur savcı çıkıp o beyefendiyi çağırıp ya nedir sizin bilip de söyleyemediğiniz diye soramadı çünkü e, ikinci açıklamasında kolluk kuvvetlerine tehdit etti yani el altından. Benim dedi bilip de söyleyemediklerim kolluk kuvvetlerinden duyduklarımdır. Yani onların da bilip açıklamadığı şeylerdir dedi. E şimdi bu bu kargaşa içinde sen bilgi alabilir misin? Gerçeği ortaya çıkarabilir misin? Belli ki bu aile siyasi ve ekonomik gücüyle belki de silahlı gücüyle. Bakın bu köyde bir arama yapılması lazım. Bu bu ailenin sahip olduğu bütün silah gücünün ortaya çıkarılması lazım. Ne kadar ruhsatlı, ne kadar ruhsatsız o ambarlarına, ahırlarına, şuralarına, buralarına bakmaları lazım. Belli ki bu bu aile orada bayağı şey yani ekonomik, siyasi, silahlı gücüyle köylüleri susturma kapasitesine sahip bir aile. Dolayısıyla da üstlerine gitmeleri lazım. Yani bilmem Eski Refah Partili Belediye Başkanı'nın ailesidir. Amca Salim Güran muhtardır. İşte Hüdaparlı'dır, AK Partili'dir, vesairedir. Ya şimdi Hüdapar deyince insan ister istemez düşünüyor. Yani geçmişinde Hizbullah gerçeği var. Hizbullah'ın Diyarbakır'da, Batman'da, şurada burada işlediği cinayetleri film gibi izledik. O domuz bağıyla bağlanmış insanların nasıl öldürüldüğünü o... Ev, ev mezarlarında gördük. Yani bir bir insanı öldürmek, onun cenazesini saklamak, onu unutturmak, onu kaybetmek konusundaki muktedirliklerini de gördük biz. Hatırlayın. O evlerden çıkan domuz bağıyla bağlanmış Essettleri hatırlayın. Bu arada birazdan konuşuruz. Süle Genel Başkanı e, Yapıcıoğlu'nun açıklamaları var bu anayasanın ilk dört maddesine ilişkin. <laughs> Değiştirilemez olmaması. Ya işte o, or, onlar da orada başka ya bu ülkeyi gerçekten yani ikti, iktidar e, hakikaten kontrolü kaybetmiş. İktidar ayakta kalabilmek için bu insanlara bu fırsatı sunuyor ya. Bu bu çaresizliğin en büyük göstergesidir. Ya bunlara muhtaç olmuş işte. Bu mesela Güran ailesinin oyuna muhtaç iktidar. Anayasanın değiştirilemez maddeleri olması için. felsefe için de siyaset de e, doğru değilmiş. TV yüzde Gürkan acıraso konuşmuş. E, bunu bu, bu bu sözleri bu sözleri Sayın Devlet Bahçeli yanıtlasın lütfen. Bence de yani kendisi en son Sayın Malazgirt Bahçeli ile yan yanaydılar. El ele tutuşup elini havaya kaldırmıştı bu beyefendinin. Biz çok Lütfen hani rica ediyorum Sayın Bahçeli bir yanıt versin. Gerçekten diyorum yani anayasa yeşil Kürdistan istiyorlar ve hiç şüphem yok perde gerisinde de silahlı bir örgütlenmeleri devam ediyor. Bu ülke Hizbullah gerçeğini yaşadı ve Hüdapar Hizbullah'ın siyasi ayağı olduğunu reddetmiyor. Ve iktidar bütün Hizbullah sanıklarını serbest bıraktı. Bak Özgür Cebe Diyarbakır muhabiri Narin haberlerini de veren arkadaşımız hepsini tek tek yazdı. Gaffar Okka'nın katilleri, evet. o korumaların katilleri, başka polislerin katilleri hepsi şu anda serbestler. Evet. Kamu, kamu ihalelerine girip 2 milyarlık falan ihale alıyorlar biliyor musunuz? Deprem konutu ihaleleri alıyorlar. O Hizbullah davası sanıkları. Bir tane içeride şu anda Hizbullah davası sanığı kalmadı. Birini de Cumhurbaşkanı affetti. Serbest bıraktı. 60 küsur yaşında, 70 yaşında yaşlanma ve bunama gerekçesiyle serbest bıraktı. Ya bu, bu bunlar bu, bu gerçekleri konuşmadan o, o köyü o, o aileyi vesaire o ailenin köy üstündeki baskısını şuyunu buyunu analiz etmeden sonuca da varamayız. Onun için diyorum ki e, siyasi iktidardan açıklama falan beklemek çok büyük bir iyimserlik. Benim güvenim, güvendiğim kolluk kuvvetleridir. Vicdanlı savcılardır, hakimlerdir. Onlar vicdanlarıyla hareket ederlerse bu cinayeti çok kısa sürede çözecekler. İnşallah. Ve kamuoyu da bilgilenecek. Yani yoksa rahat Adalet Bakanı Tunç dün yaptığı açıklamayı dinleyin. Ne demek istediğimi anlarsınız yani aktardım yani suçlular cezasını çekecek, adalet önünde hesap verecek diyor. En ağır cezayı çekecekler. Ağırlaştırılmış müebbet bunun cezası. Tek kişilik bir hücrede. Katilin ve ortaklarının. Ömür boyu ağırlaştırılmış. Arkadaşlar Ebru'nun sesini çok kesik kesik duyuyorum. Ben bir bakabilir misiniz? Diyorum ki bunun cezası katil içinde, ortakları içinde, suça işleyen, suçu işleyen ve ortak olan, narini bu hayattan koparan içinde, ona, ona yardım edenler içinde ağırlaştırılmış müebbet. Evet ama işte bak mesela Leyla Aydemir davası Ağrı'da. Suçlu yok. 4 yaşında kız çocuğu öldürüldü. Yine 18 gün sonra bir dere kenarında bulundu. Ee, amcası Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Sonra ya e, temiz duruşmasında İstinaf Mahkemesi'nde e, mahkeme dedi ki delil delil yetersiz. Yani bu adamı içeride tutuyorsunuz ama e, delilleriniz yetersiz. E, tutmaya devam ederseniz e, telafisi e, imkansız mağduriyetler ortaya çıkabilir ve müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan biri e, şu anda serbest. Yani bu aynı şey burada da olabilir yani e, narinin bedeni suyun içinde işte çürümüş e, vücut bütünlüğü bozulmuş hatta otopsi uzmanları diyor ki o kopan bacak çürümeden dolayı kopmuş yani herhangi bir kesinti kırık vesaire falan yok suyun içinde çürüdüğü için eklem bağları kopmuş ve kemik birbirinden ayrılmış gibi bir yorum yapıyorlar mesela yani e, şimdi bu koşullar altında Delil bulamadık, delil yetersiz. Amcayı işte bir tane itirafçı var, itirafçı da kendini korumaya çalışıyor olabilir. Yani bu koşullar altında iyi bir avukat e, Nari'nin amcasını serbest bıraktırabilir. Bütün aileyi serbest bıraktırabilir. Yani dolayısıyla da e, bu işi çok iyi biliyorlar. ağrıda nasıl 18 gün sonra ortaya çıkardılarsa beden çürüdükten sonra şimdi evet. de aynısını yaptılar yani. Yani o kadar bilinçliler ki yani öyle bir şey yani şimdi bakın yani küçük bir yerleşim yeri uçsuz bucaksız araziler var vesaire falan mesela bir gece götürse bir işte mezar kassa oraya gömse üstünü kapatsa vesaire falan bulunamayabilirdi Yani bulunamayabilir. Bunu da yapabilirlerdi. Ama bambaşka bir yol izlenmiş. Özellikle suya bırakılmış. Yani niye niye dereye yönlendiriyor? Götür şimdi Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde var. Diyor ki bana dereyi gösterdi, oraya götürdü dedi diyor. Mesela. Bunların hepsi planlı şeyler. Ee, onun için bekleyip görmek lazım Ebru. Aynen. bugün. Yeniden yargılama söz konusu olabilir ama işte ilerleme yok. Yani takip etmediğimiz için biz ancak işte böyle e, cenaze bulunana kadar infial yaratıyoruz. Ondan sonra devletten, adaletten bir şeyler bekleyerek ama bir kenara takip ettik, çekiliyoruz. Günlerce sorduk, bir, bir şey olmayınca da, da böyle kalıyorsun. Evet, yani bu burada da böyle. Şimdi cenaze bulunana kadar infial yarattık, e, bulundu süreç başladı yargılama süreci. Şimdi işte tutuklandılar diyecekler, cezaevine koyacaklar. Biz de kaldıracağız. Yani gündemden kaldıracağız, başka şeyler konuşacağız. Zaten insanlarda da şöyle bir şey oluştu. Ben bu eleştiriyi çok alıyorum. Ya bu işte yani çok fazla buna zaman ayırıyorsunuz. Türkiye'nin gerçek meselelerini konuşmuyorsunuz Yeni gelişme olursa o konudaki yeni gelişmeyi aktarın ee, ama aynı şeyleri tekrar tekrar söylen. söylemeyin diye mesaj mesajlar geliyor ee, yani öbür taraftan da bakıyorsunuz bütün haberlerde bu haberin reytingi yüksek yani insanlar da bir taraftan bu haberin e, bu bu tür merak haberleri ediyorlar. takip ediyorlar yani hem Haklı merak olarak. ediyoruz hem izleyicilerin bir kısmı e, şey Asıl mesele yani şu anda emekliler gerçekten bu zam yağmuru karşısında kendilerinin unutulduğu kanaatindeler. Tamam mesela. geçelim yavaş yavaş gündeme o zaman. Tür... E, şu kısa kısa siyasi gündemi evet, bitireyim emekliler... ondan sonra geçelim hemen. E, ekonomi gündeminde çok başlık var evet ama hayatın içinde de çok başlık var. hiçbir de birbirinden ayrı değil. Şu yaşadıklarımız da aslında e, bunun nedeni de eğitim, ekonomi. Bu kadar gücün olması, bu kadar baskının olması niye? Param varsa güçlüsün ülkede. Tabii tabii cehalet, cehaletle çok ilgili yani emre emre doğru. Ne bildiğin söylüyor. önemli değil. Kaşıran cehalet oldu, olmasa, cehalet olmasa böyle şeyler bu kadar kolay örtbas edilemez yani. Hiçbiri birbirinden bağlı değil, bağımsız değil yani. E, ayrıca çok sıcak bir konu, çok yürek dağlayan bir konu. Normal konuşulması. Ha bir de sonuncu olaysın, baskı olsun yani bence bir sıkıntısı, bir sakıncası yok. Tabii tabii bir daha yaşanmasın yani aynen, bizim biz, derdimiz o. Çocuklardan bütün, daha önemli bütün, neyimiz var? Bütün detaylarını ortaya koyalım ki bir daha yaşanmasın, bir daha aynen, tekrarlanmasın. Aynen. İnsanlar bunu yani merak ediyor akıllar. Kuvvetleri var. de yaptıkları hataları yap, yaptıkları hataları görsünler. Aynen. Yani bugün öyle. itibariyle birinci derece dekatiz zanlısı. Günlerce aramalara katılmış. Evet. E, Siz kuyu aramaya gitmişsiniz. Annesinin içinde yok e, annesine, <laughs> Çocuğu gömenin evine. Yanınızda da katil olduğu iddia edilen i̇şte. ve onun için tutuklanan adam var, amca var. Amca gömen olduğu i̇şte. iddia edilen onun evine gidiyorsunuz, kuyuyu arıyorsunuz annesinin evinde. Karşınızda, Bu, yanınızda. Yüzden, evet, i̇şte yani konuşacağız ama her şeyi konuşacağız. Bu konuların da gerçekten gündemde kalması lazım. O bu... görüntü niye 8 Eylül'de Narebi bulundu? Değil. 21 Ağustos'ta Ama da bakılmış. Son, son olması için de takip edilmesi, üzerine yani. gidilmesi gerekiyor. Bu sorular, yani. Bu sorulara da yanıt verilir. Bu sorularda sorulur. yani Niye sorulmasın? Ee, bir e, şey mi var acaba? Bir arama çalışmalarında bir aksaklık mı oldu? Bir boşluk mu oldu? Bir eksik mi var? Niye? Arama çalışmaları da sürekli amca yanınızda. Ya Belki işte... aileden biri. O kırmızı 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 araba dere kenarında bir saat görüntülenmiş. Evet ama onu Ancak, 8 Eylül'de e, görüyorsun. Na, Narinin işte Narinin bedeni orada bulununca şüphe duyularak evet. araştırılmış. Evet. Halbuki ilk bakıldığında ya bu araba hani işte mısır eken çiftçilerindir falan diye geçiştirilmese ya sen bir saat burada kaldın ne yaptın diye sorulsa, sıkıştırılsa belki de 21'inde durum ortaya çıkacak. Aynen yani. öyle. 21 Ağustos'ta durum ortaya çıkacak. Evet. Vücut deformasyonu oldu Bu olaydan dolayı Yaşar Güler'in istifası niye istesin ki? Yok daha Yaşar önce, Güler, daha önce. E, bu olayla ilgili değil. Ben hızlı konuşmak adına. Anladım anladım. O düşünüyor. teğmen, teğmen, teğmenlerle ilgili bir tartışma o. Abdülkadir Selvi'nin iddiası bu. Yaşar Onu da söyleyeyim. Ondan yani ya da Yaşar Güler istifa etmek istedi. Cumhurbaşkanı mı buna izin vermedi? İşte yani. yani affını mı istiyor? Ben de soruyu bu, tara bu taraftan sorayım. Ama kesin olan bir şey var. Bu kılıç tartışması iktidarla savunma bakanlığı arasında yani Cumhurbaşkanı ile savunma bakanlığı arasında daha doğrusu iktidarın bir kısmıyla savunma bakanlığı arasında bir e sorun yaratmış anlaşılan. Yani bunu bunu da saklayamıyorlar artık. Yani birçok insan diyor ki ya her askerin okuduğu bir yemindir. Bunun neyine itiraz ediyorsunuz? Ama Cumhurbaşkanının etrafında bazıları bunu darbe şeyi olarak görüyor. Bilmem ne falan kendilerine algılıyorlar, kendilerine söylenmiş kabul ediyorlar falan. Onun için de itiraz ediyorlar. Ama yani Yaşar Güler bir taraftan şeyle de eleştiriliyor. 2022 yılında bu yemini yönergeyle kaldıran kendisidir diye eleştiriliyor. böyle de bir tablo var. Yani bir, bir kaşık suda yine kıyamet koparıyorlar. İktidar dün de söyledim ya Ebru, iktidar artık çıkamıyor işlerin içinden. Yani öyle bir patinaj var ki bu ekonomi, ekonomi meselesi iktidarı öyle bir patinaja düşürmüş ki tekerlek sürekli boş dönüyor. Gündem boş yaratma, dönerken de etrafa şey bir sürü şey sıç türlü Bir sürü şey sıçrıyor işte. Bu da bunlardan bir tanesi. Yani tekerlek dönerken sağa sola bir şeyler sıçratıyor. Onlar da bu tür konular. Yani e, polemik yaratalım, kutuplaşma yaratalım. E, yine bakın yine Atatürk üzerinden bir kutuplaşma yaratma çabası var burada. Yani başta Cumhurbaşkanı işte Ömer Çelik vesaire falan ııı e, e, ...teğmenlerin lehine açıklama yaptılar. Ondan sonra bir grup... ...dedi ki ya bu fırsat kaçırılır mı kardeşim... ...en önemli kutuplaşma dinamiklerinden biri... ...bu darbe meselesi... ...Atatürk meselesi... ...biz bunu kanırtalım... ...bu meselenin üstüne gidelim dediler. Cumhurbaşkanını da öyle yönlendirdiler. Cumhurbaşkanı da dedi ki... ...siz bu kılıçları kime çektiniz... ...bunların hepsi temizlenecek. Ondan sonra... E, ...aklı başında olan... E, sağduyu sahibi olan insanlar da çıktı dedi ki bu kılıcı teröristlere, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına göz diken teröristlere çekmişler. Yemin de öyle diyor. Cumhuriyet'in, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına diye başlıyor. Yapıcı bu ona kılıcı, da sorulmuş. Oradaki bu, sorunu iyi anlamanız lazım, anlamıyorsunuz diyor. Bir grup subayın resmi yemin töreni bittikten sonra ikinci bir korsan gösteriyle kılıç çekerek bir yerlere bir mesaj vermesidir. Yani resmi törenin dışında bir ya eylemdir. Korsan o. gösteri falan değil. Bu, ha, bu öyle ifade ediyorlar. Bunu daha bütün, önce de söylemişlerdi. Bütün törenlerde, bütün törenlerde böyle yapılıyor 30 senedir. Teğmenler koşu, gidin bakın eski şeyleri de bakın. Yani bu yeminin yapıldığı diğer törenlere de bakın. Orada da böyle koşarlar, toplanırlar. Ortada işte dönem birincisi çıkar. O bunu söyler, diğerleri de tekrar eder. Hepsi böyledir. Bir grup falan değil. Bakın kaç kişi var orada yani. Bir de bu nedeni e, milli kişi savunma Bakanı'nın istifası Mezunlar istenebilir mi? Orada. Sence? Niye istensin ya? Teröristlere yani bakın Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığına, Türk ulusunun namus ve şerefine. Bu cennet vatanın bir karış toprağına uzanan eller karşısında bizim keskin kılıcımızı bulacaktır diye yemin ediyorlar. Bu yemin ettirdi diye niye istifa etsin ya? Mustafa Kemal'in askerleri kim hizmet ediyorsunuz? Etsin. Evet Mustafa Kemal'in askerleri bunlar. Kimin askerleri olacak? Mustafa Kemal Mustafa Kemal'in harp okuluna girdiği gün Yapılan yoklamada Mustafa Kemal'in numarası okunduğunda hepsi birlikte ayağa kalkıp içimizde diyen askerler bunlar. Aynen. Düğünlerinde kılıç çekenler. Menzil Gafs'ın askerleriyiz mi diyecek ya? FETÖ'nün askerleriyiz mi diyecek? AK Parti'nin askerleriyiz mi diyecekler? Ne diyecekler? Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyecek tabi. Buradan istifalar konuşuluyor. Buradan başka 2000, açıklamalar 1910. gündeme geliyor falan. Değişik Bakın. yani. 1911'den 1922'ye kadar 9 Eylül 1922'ye kadar bil fiil cephede savaşmış bir asker var tamam mı? Trablusgarp'tan başlamış düşmanı İzmir'de denize dökene kadar savaşmış gözünü kaybetmiş yaralanmış hasta olmuş ve bütün bu yaşadığı zor koşullar nedeniyle de 57 yaşında hayatını kaybetmiş bir başkomutan var. O başkomutan o başkomutanlık ünvanını savaş cephesinde kazandı. Ve o başkomutan bu ödediği bedellerle bu ulusun kalbinde sarsılmaz ve ebedi bir yer kazandı. Siz gelip şimdi böyle kendi ideolojinizle, kendi şeylerinizle o ebedi ve sarsılmaz yeri sarsamazsınız kaldıramazsınız ortadan. Anıtkabir'in avlusuna çit çekip içine AK Partilileri doldurup Tayyip Erdoğan sloganları attırarak Atatürk sevgisini bitiremezsiniz. Bu askerler, Atatürkçe askerler olmasaydı 15 Temmuz'u kim durduracaktı? Yani çok zordu. İyi ki varlardı. Yani bu bunun artık bırakın ya darbe sürekli bir şey. İkilik yaratalım, kutuplaşma yaratalım. En güzel kutuplaşma malzemesi nedir? Darbe. Darbeyi sizinkiler yapmaya çalıştı. 2007'den itibaren Balyoz davası, Ergenekon davası, bilmem ne kumpası, şu kumpası, bu kumpası diye. İçimli. Bu ordudaki Atatürkçü subayları saf dışı bıraktınız. Yolunu açtığınız generaller size darbe yapmaya kalktı ya. Ne ne çabuk unuttunuz? Ne çabuk unuttunuz ya? Peki. Şimdi de kalkmışlar bu kılıçlar yak. Yemin metninde açık açık söylüyor. Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına Türk ulusunun şerefine ve namusuna bu vatanın bir karış toprağına uzanan eller karşısında keskin kılıç kılıçlarımızı bul bulacaktır diyor. Siz bu yemini niye üstünüze alınıyorsunuz? Bu bu tarifin karşılığı nedir biliyor musunuz? Terörist örgütlerdir düşman ülkelerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına kim göz dikmiş? Toprağımıza kim göz dikmiş? Bu ulusun namusuna ve şerefine kim el uzatmış, dil uzatmış? Düşmanlar. E şimdi siz düşmana yapılan bu meydan okumayı niye kendi üstünüze alınıyorsunuz? Neyden dolayı ceza vereceksiniz ya? Düşmanı, düşmana meydan okudular diye bu askerlere ceza mı vereceksiniz siz? Akıl var, mantık var ya. Peki. Yani polemik yaratacağız vesaire anladık. Kutuplaşma yaratacaksınız anladık. Ama biraz aklınızı kullanın ya. Düşmana gösterilen, düşmana okunan meydan, meydan okundan düşman burada. Terör örgütüdür, düşman ülkedir her neyse. Siz niye üstünüze alınıyorsunuz ya? Ben ben anlam Hı. ya gerçekten e, benim zekam bunu anlamaya yetmiyor. Yok kimsenin yetmiyor zekası kardeşim. yetmez buna. Çoğumuzun zekası yetmez. Daha yetmiyor yani. Bu Bun, bunu bu yeminin neyine karşı çıkıyorsun kardeşim? Neyine karşı çıkıyorsun? Atatürk'ün Atatürk'ün bu ülkede ebedi başkomutan olduğunu kabullenmeleri gerekiyor. Bunu yapmadıkları sürece ba başka şeyleri yok, çıkışları yok. Atatürk yani bunu Atatürk'e tapınma falan olarak görmeyin. Ya bu bütün ülkelerin bütün yani dünyada her, her yerde öyledir ya. Gidin Amerika'da her yerde George Washington, Washington abidesi, Washington bilmem nesi, Lincoln bilmem nesi. Gidin şeye Fransa'ya, De Gaulle'ünden bilmem kimine yani bu, bu bütün dünyada böyledir. Kurucular onurlandırılır her zaman. Evet. Kuruculara baba denir. Bakın Amerikan Anayasası'nı yapanlara kurucu babalarımız derler. Dünyanın her yerinde böyledir. Bu ülkenin kurucu babalarını kabul etmezseniz bu ülkeyle her zaman sorununuz olur sizin. Cumhuriyetle her zaman sorununuz olur. Cumhuriyetin kurucularıyla her zaman sorununuz olur. Nereye varmak istiyorsunuz? Evet. evet. Yani sadece şunu söyleyeceğim. Bu ülkede... E işte Kürtçe konusunda çok tartışma oldu biliyorsun Kürtçe'de bazı sözcükleri ifade edebilmek için 29 harfi yetmiyordu yani bu gırtlaktan söylenen hı hı. ve Kürtçe yazanlar da X W vesaire falan gibi harfleri kullanıyorlardı kıyamet kopuyordu yani Q mesela Q harfi X harfi bir de W harfi. Hı hı. Kürtçe sözcüklerin yazımında kullanılıyordu, kıyamet kopuyordu. Demek ki onlar da Türk, Türk Türkçe ile bağlantılıymış. Herhalde şimdi öyle savunacaklar. Yani çok iyi anladım Bilmiyorum ya. Yani herhalde öyle bir kapı aralanacak. Yani Türkçe konuşan ülkeler bu alfabeyi istedi denilecek herhalde. E, bu da e, işte Kürtçenin yazımında falan belli kolaylıklar sağlayabilir insanlara. En azından tartışmaları biter. E, ben de Emre gibi düşünüyorum. O zaman yani, karşı da, çıkılıyordu e, şimdi tamam üstünde... gibi olmuş. Peki. Evet evet yani o zaman kıyamet kapı. Yani birisi bir şeyi Kürtçe bir kelime yazdığında işte mesela Serok diyorlar ya mesela Serok Ahmet. Hı -hı. Ahmet Davutoğlu'na isim takmışlar. Hı -hı. Şimdi Serok'taki son harf K harfi değil Gırtlaktan gelen serok diye böyle bir harf. Ve Kürtçe yazdığında x ile yazıyorsun. Yani sonuna k değil x koyuyorsun. Ama Türkçe'de x harfi olmadığı için alfabemizde k ile yazıyorlar. Ya da ne bileyim işte başka şekillerde yazmaya çalışıyorlar. Şimdi Ahmet Davutoğlu'na serok ask, ahmet diye yazmak da kolaylaşabilir. Birileri için. Çok ee... iyi anladım ne demek istediğini. Allah sonumuzu ailesine Emre Emre Emre'nin dediğine katılıyorum. Bu bunlar meşgul olunacak konular değil. Şu anda ülkenin çok ciddi bir gündemi var. Ülkenin çok ciddi bir yoksulluk, sefalet sorunu var. Hı hı. Ya emekliler gerçekten perişan. Bugünkü Sözcü'nün kapağını, manşetini, birinci sayfasını göstermen bu ülkede konuşulması gereken şeyleri e, anlatıyor Ebru. Ya bir tanesi 15 lira. Açma. Bir tanesi simit 15 lira bir küçücük. Ve 5-6 günde arada, genelde alıyorlar. E, bu arada kemiksiz bir şey yapmışsın, e, hesaplama yapmışsın. Yani 120 bin lira kazandığında bir asgari ücretli kaç lira vergi ödediğini de eklemen gerekiyor. Yani bir asgari ücretlinin e, işverene maliyeti, e, yani maaş 17 bin 2 lira ama 25.000 civarında. Yani 25, o arada e, o, o fazladan ödenen 7 bin, liralı da, 7 bin liraları da eklemen lazım. Yani o arada bir de vergi ödeniyor. Yani evet. sen 120 bin lira gelire ulaşabilmen için bayağı bir vergi her de 7 desen yani 42 bin lira civarında da bir ber, vergi ödüyorsun. Yani ben maaş alırken başlıyorum vergi ödemeye diyorsun. hep beraber. Başlıyoruz. Tabii evet. işte bir telefona 61 bin lira vergi ödüyorsun. Bir de maaşını alırken yani telefonu ödeyeceğin parayı kazanabilmek için 40 küsür bin lira da orada vergi ödüyorsun. Yani 58 bin liralık telefonu e, kazanmak için bir asgari ücretlinin e, toplam işte altı ay çalışıp e, 105 bin lira vergi verip e, alabilmesi mümkün. Yani şey devlet, devlet böyle bir gelir kapısı elde etmiş. Ya bir biraz önce bir tane şey gö gösterdiniz Ebru fiyat listesi. En altında da yumurta vardı. 8,5 lira. Biz 30'luk alamadık bozulur ya arkadaşlar. 15'lik almışlar. TÜİK bize 30'luk öneriyor ama 8,5 lira tanesi yumurta tamam, zamlandı. Orada, orada 8,5 lira bak. Bak TÜİK başkanının açıklamayı yaptığı günkü yumurta fiyatı 2,5. E, ne kadardı? 2,5'tü 2,5'tü değil mi? Hı hı. Ben şimdi o açıklamadan sonra açıklanan e, enflasyon rakamlarına göre hesapladım. Şu anda yumurtanın 2.7 lira olması gerekiyor. Yani 2.5 liralık bu hani açıklandı ya, yani 1.6, 3.2. Ilk... gibi. Ebru yani ben resmi resmi rakamlar üzerinden söylüyorum. Biliyorum Nedince, biliyorum. o, fiyat, o, o fiyat açıklamasından sonra bakın İki buçuk açıklandı ya. Önce 1.6 arttı, yüzde 1.6. Sonra yüzde 3.2 arttı. Sonra yüzde 2.7 arttı. O açıklamadan sonra. Bir bunları tek tek hesaplayıp üstüne koyup tekrar bir sonraki enflasyona hesaplayıp üstüne koyup son enflasyona hesaplayıp üstüne koyuyorsun. Çıkan sonuç 2.7 lira. Hadi üç lira yani, 8, 3 lira olsun. Yani enflasyonu TÜİK'in enflasyon rakamı doğru olsaydı, TÜİK Başkanı'nın Haziran ayında iki buçuk lira diye açıkladığı e, şey yumurta bugün 3 lira olmalıydı maksimum. Ama sekiz buçuk lira olmuş. O halde TÜİK bize yalan söylüyor. Şimdi, Aynısını diğer fiyatlar için de yapabilirsin. Peki. Yani TÜİK'in bize yalan söylediğini kanıtını. TÜİK Başkanı'nın bizzat kendi yaptığı açıklama üzerinden veriyorum. Ama sen 30'lu da 30'lu lira yumurtadan hesaplayacaksın. Aç... 30'lu alın orası 2,5 lira demişti e, tamam. ya. Tamam hadi 6 olsun. 30'lusu 30, 30 6 olsun. 3,5 olsun. 15 4 olsun. 8,5 olsun. 8 olsun. Ne? Zamlandı çok zamlandı. Yani yine. enflasyon rakamının gerçeği özellikle gıdada gerçeği yansıtmadığını gösteren en önemli kanıtlardan biri bu. Peki. Yani şu anda gitsin ben buradan çağrı yapıyorum. Arkadaşlar kızıyor bana böyle delikanlıysan falan deme diyorlar. Sana yakışmıyor diyorlar ama bunun da başka bir ifade tarzı da nasıl olur bilmiyorum. Yiğit sen, mert sen falan diyeyim. TÜİK Başkanı, yiğit sen, mert sen bana 2.7 liraya yumurta bul satın al diyeyim. Kendi <laughs> ya. hesabınız. Yani kendi bu arada mı? ticaret 2. bakan yardımcısı Şeyde. da şeyi e, simiti anca tut bu <laughs> eylüle kadar tutabildi. <laughs> Çağırmıştı ya deli. Evet, evet. Ya zaten deli 15 boş, <laughs> deli başı çağırdı. Tutma, Ne yapıyorsunuz? Simit? Ebru. Hı. Tutmadılar ki zaten 15 liraydı. Ha, zaten simit. 15 liraydı, resmi yani, oldu. Evet. Ama İstanbul'da her her fiyatdan şey, var simit. Artık nereye denk gelirsen. Allah, 12. Tabii canım. Ya beklemiş. nerede kim ha, kim 15, 15 liraya oldu. simit veriyor? Valla hiç ben 20, 25 simit, simit hesabı simit vardı yanarım. hatırlıyor musunuz Ebru? He? Cumhurbaşkanının simit hesabını hatırlıyor musunuz? Keşke arkadaşlar bulup yayınlasa şimdi. Belki bulurlar. kişilik bir aile demişti. 5 kişilik bir aile. Kullanmıştı. Sadece bunu. simit ve çay. Sadece Belki yaparlar böyle çay bir böyle bir aile. sürpriz sana bakalım. Hocam. Hocam. Her oyunda bir simit bir çay. Bakın her çayı da siliyorum. Her öğünde bir simit. 3 öğünde bir kişi 120. 45 lira. 5 ile çarp onu. 5 ile çarp. Yok çayı katma. Ha, yani çayı çayı kat, katma. Mı? Evet. Çayı 15, katma. Sadece 30, Sadece 45. simit. 45 lira. İşte 45 tane simit yiyorsun. 15 ile çarp onu. Çarpayım. <laughs> yani şimdi bak Hayır 45 tane <laughs> simit üç yemiyorum. Simit Her yiyor. gün 3 tane yiyorum. 21 tane yiyorum haftada. Ama 5 kişisin 15 simit yiyorsun. 15 simit yiyorum. Beş 7 kişisi, gün yiyorum. Evet, 105 tane yiyorum. 15'i 15 ile 15 çarp. Ondan 62, sonra çarpayım 15'le. Şey, 625 15 lira ediyor değil mi? 1575. 625 onu da 30 ile çarp. 675. Çarpıyorum onu, 30 ile. tamam. Ee, yani aylık simit gibi kişilik ailenin on, yaklaşık 19.000 lira falan. Yani Asgari ücretin üzerinde. Sadece simit bak. Yani yanında sadece peynir simit, falan çay da yok. Çay yok. Çay yok, yok. Hiç Hiç şey yok. Hiçbir, yok. Hiçbir şey yok. Simit yiyeceksin. Hiçbir şey yok. Çay Üç, yapman için tüp falan olacak lazım. Cumhurbaşkanının şey simit. doğalgaz şey lazım. Ya şu simitli 20 bin lira yapmayacağım. Cumhurbaşkanının bir yağ simit hesabı. Aç yani şey açlık sınırının üzerinde. Zaten hayır mevcut Olma hocam öyle değil mi? Mevcut uygulama oydu zaten. Evet buydu yani. yani. Orada bir, bu bence şu şey var. Burada bir belirsizlik ne, belli, bence bir var. Bir kilo sonra, belli bir kilovat sattıktan sonra belli bir kilovattan sonrası farklı Biz, fiyatlandırılıyor. Evet, geçiyorsak yani fazla ödüyoruz. Baş, başına, başından beri uygulama bu. Hatta Aha. hatırlayın akıllı saatlere geçildi. Pik saatlerde işte daha düşük kullanın normal düşük saatlerde daha fazla elektrik kullanın daha ucuza gelir evet. falan diye tavsiyelerde bulunuyorlar. Bence burada, edelim. Burada... Buyurun efendim. Özür diliyorum. Burada şöyle bir şey var. Maliyetlerin nasıl bu hale geldiğini sorgulamamız lazım. Bakın dünyada elektrik üretimi konusunda ciddi sıkıntılar var. Artık Elektrik üreticileri Almanya'da şurada burada bırakın yüksek fiyat talep etmeyi neredeyse elektrik iletim maliyetlerinden dolayı eksi fiyata satar vaziyetteler. Yani bu özellikle yenilenebilir enerji kaynakları vesaire yoğun bir şekilde kullanılmaya başladıktan sonra elektrik maliyetleri çok düştü. Bizde yapıp... ise ne yapılıyor? Mesela bizde şimdi mesela nükleer santral yapılıyor. Eee Akkuyu'da 15 yıl boyunca dünyada elektrik fiyatları düşmesine karşın biz Ruslardan 13 dolar sente elektrik alacağız kilowatt saatini. Şimdi 13 sent düşünün. Normalde piyasası 3 sent falandır şu anda. Burada yapılması gereken yani şey şu. Yani Evet, siz bitirince bir, ben size bir bilgi doğalgaz vereceğim. meselesini de söyleyeyim. Doğalgaz meselesinde de anlaşmaların hiçbirini bilmiyoruz. Ruslar tarafından kazıklandığınızı düşünüyorum ben mesela. Yani Türkmenistan, İran vesaire gibi Azerbaycan gibi alternatifleri yeterince kullanamadığımız için Rusya'da böyle bakın işte size doğu akımı işte mavi akımı bilmem şunları veriyoruz falan diye sanki iyi bir şey yapıyormuş gibi propaganda ya, daha malzemesine dönüştürerek daha daha pahalıya satıyor. Dolayısıyla da vatandaşa o gerçek fiyatları yansı yansıtamıyorlar. E peki deminki grafikte Ozan'ın açık vardı. Açıklaması vardı. Bunu Enerji Bakanı cebinden <laughs> mi ödüyor? Yine vatandaşın ödediği vergilerden Aynen, oluşan o bütçeden. O ödüyor nereden, o yani yine işte. Şey. Yine, yine vatandaş. Tamam. Ben anladım sizi. Işte Adem'i de anladım. Ödüyor. Bakın Deniz diyor ki zaten bu sistem uygulanıyordu. Uygulanalım. <laughs> ya lütfen e Bu, bu şey... arada bir hata yapmışız. Ne ee, şeyde simit hesabı yaparken böyle e, rakamlar arada git gel yanlış şey yapmışız arada hesap makinesiyle yaptık. 3 e, simit 3 simit <gülüyor> yenilince <laughs> 6.750 lira e, toplam <laughs> yani 5 <beş> kişi <laughs> günde 3 simit 6.750 lira <laughs> a, harcanıyormuş. Ne zaman? Yani şimdi o doğal gazı devlet olarak finanse ediyorsun şey. Evet evet yani Adam günde günde sivri 15, sivri 15 simit. Ayda 6 bin şey, lira ediyor. Ben hesaplıyordum onu. Beni bozdunuz. Ee, sizin hesabı aynen. Sizin <laughs> evet, hesabınız evet. yanlış çıktı. Tamam şimdi. Siz de simit yemeyin canım. Aç kalın. Ekmekle simit ne? Simit lüks. Yani birazcık bir dilim sıkın ekmek ki ye. Devletin enflasyonu mücadelesi destekleri. Şimdi simit. E, simit yani simit 15 liralık simit yani lüks simit peşindesiniz. Pastadan vazgeçtik simiti bile lüks hale getirdik. Evet bir hocam bir dilim yarım dilim ekmek ye yani. Nasıl bir zenginlik? 3 tane simit yiyeceksin bir günde. Oh, Olmaz. Yani bu ne Olmaz. lüks ya? Enflasyonu ne mücadele yapıyorsun? ediyoruz. küçük porsiyonları. Aynen. Tasarruf zamanı yani simitli yani. 100 liralık, 150-200 liralık lahmacun falan yemeye kalkıyorsunuz kıymalı. Yok ben Cumhurbaşkanı'nın hesabı var diye canım. <laughs> Tayyip Erdoğan hükümeti eleştirirken o hesabı kullanmıştı onun için. Oullarsa inşallah Yoksa... vereceğiz. Tamam. <laughs> Haklısınız ha, yani. Şimdi, e, ben size Haziran sonrası ve